Koş bakalım, koşabildiğin kadar hızlı koş. Kimse beni yakalayamaz çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam o kadar uzun koşmuş ki mevsim kışa dönmüş. Ve yılbaşı zamanı gelmiş çatmış. Şehrin tam ortasına kocaman ışıltılı bir yılbaşı ağacı konulmuş. Yılın en sevdiğim zamanı gelmiş. Yılbaşı günü. Kurabiye adam ağacın dibine bırakılan hediye paketleri arasında koşarken tam karşısında küçük bir fırın görmüş. Fırının önüne doğru yaklaşınca olduğu yerde kala kalmış. Çünkü vitrinde fırından yeni çıkmış bir zencefilli kurabiye kız varmış. İşte o anda zencefilli kurabiye, kurabiye kıza aşık olmuş. Ne kadar güzel bir zencefilli kurabiye. Ah, o gözleri. Fırındaki küçük bir çocuk zencefilli kurabiye kızı satın almak isteyince kurabiye adam dayanamayıp yine koşmaya başlamış. Fırıncı kurabiye kızı bir kese kağıdına koyup tam çocuğa verecekmiş ki kurabiye adam içeri girip fırıncı küreğini eline almış. Ah, ne yapıyorsun sen? Bırak beni. Zencefilli kurabiye küreği un dolu tezgahın üzerine çarpınca fırıncının ve çocuğun yüzü unla kaplanmış. O sırada zencefilli kurabiye kız da tezgahın üzerine düşmüş. Çocuk kurabiye kızı yakalamak istese de zencefilli kurabiye adam öyle güçlü zıplamış ki kızı yakalayıp çocuğun başına oradan da yere atlayıvermiş. Böylece zencefilli kurabiye adam ve kız birlikte koşmaya başlamışlar. Kurabiyem! Kurabiyem kaçtı! Fırıncı küreği de durmayıp peşlerinden gitmiş. Sizi yakalayacağım. Gelin buraya. Koş bakalım koş. Koşabildiğin kadar hızlı koş fırıncı küreği. Ama bizi yakalayamazsın. Çünkü biz zencefilli kurabiyeleriz. Lapa lapa kar yağan bu soğuk havada zencefilli kurabiye adam ve kız önde fırıncı küreği arkada koşarlarken bir çocuğun kucağındaki oyuncak ayı fark etmiş onları. Mis gibi zencefilli kurabiye koktu. Durun, sizi yakalayacağım. Koş bakalım, koşabildiğin kadar hızlı koş ayıcık. Bir fırıncı küreği bizi yakalamaya çalışıyor zaten. Ama sen de bizi yakalayamazsın çünkü biz zencefilli kurabiyeleriz. Zencefilli kurabiye adam ve kızın peşinde bir fırıncı küreği, bir de oyuncak ayı koştururken yüz yuvarlak kafası olan bir kardan adam almış kokularını. Aa, iki zencefilli kurabiye, kesin çok lezzetlisinizdir. Sizi yakalayıp yiyeceğim. Koş bakalım, koşabildiğin kadar hızlı koş kardan adam. Bir fırıncı küreği, bir de oyuncak ayı bizi yakalamaya çalışıyor zaten. Ama sen de bizi yakalayamazsın çünkü biz zencefilli kurabiyeleriz. Zencefilli kurabiyeler önde, fırıncı küreği, oyuncak ayı ve kardan adam arkada yılbaşı ağacına doğru koşturuyorlarmış. O esnada şeker satan yaşlı bir kadının önünden geçmişler. Kadının tezgahındaki şekerlerden biri iki zencefilli kurabiyenin önünden geçtiğini görünce o da düşmüş peşlerine. Ben en çok zencefilli kurabiye kızı yemek isterim. Bekleyin beni, geliyorum. Koş bakalım, koşabildiğin kadar hızlı koş yılbaşı şekeri. Bir fırıncı küreği, bir oyuncak ayı, bir kardan adam bizi yakalamaya çalışıyor zaten. Ama sen de bizi yakalayamazsın. Çünkü biz... Zencefilli kurabiyeleriz. Fırıncı küreği, oyuncak ayı, kardan adam ve yılbaşı şekeri yine de kurabiyelerin peşini bırakmamış. Fakat tam o sırada zencefilli kurabiye adam ve kızın karşısına büyük bir kar küreme arabası çıkmış. Bir kar küreme arabası. Dikkat et zencefilli kurabiyem. Arabanın küreği biriken karları öyle derinden almış ki zencefilli kurabiye adam ve kız da küreğin içine düşüvermişler.
Onların bir anda ortadan kaybolduğunu gören fırıncı küreği, oyuncak ayı, kardan adam ve yılbaşı şekeri çok şaşırmış. Kısa sürede karların altından çıkan kurabiye adam ve kurabiye kızı yılbaşı ağacının en tepesindeki parlak yıldız görmüş. Hey! Hey! Kurabiyeler! Sanırım bana ihtiyacınız var. İsterseniz sizi kurtarabilirim. Ama ya bizi yersen? Endişelenmeyin. Benim karnım tok. Belki de acıkınca yerim. Parlak yıldız yılbaşı ağacının tepesine arabanın küreğine doğru eğmiş. Böylece zencefilli kurabiye adam ve kurabiye kız atlayıp yıldızın kollarına tutunmuşlar. Ah, burası ne kadar da yüksek ve soğuk. Fırıncı küreği, oyuncak ayı, kardan adam ve yılbaşı şekeri kurabiyelerin koca yılbaşı ağacının en tepesinde olduklarını görünce onları yakalamaktan vazgeçmişler. Yılbaşı ağacının tepesine asla ulaşamayız. Hava gitgide daha da soğuyormuş. Zencefilli kurabiye adam ve kurabiye kız yılbaşı ağacının tepesinde tir tir titriyorlarmış. Oldukça üşüdünüz. İsterseniz sizi ısıtabilirim. Sahi mi? Nasıl? Ağzımın içi çok sıcaktır benim. Ne? Olamaz! Bizi yiyecek! Parlak yıldız, zencefilli kurabiye adam ve kızı tam yiyecekmiş ki... Noel Baba ve ren geyikleri görünmüş gökyüzünde. Noel Baba! Zencefilli kurabiye adam ve kurabiye kız büyük bir cesaretle Noel Baba'nın kızağına atlayıvermişler. Parlak yıldız kollarını uzatsa da onları yakalayamamış. Zencefilli kurabiyeler kızak üzerinde süzülürken canlarını kurtardıkları için çok mutlu olmuşlar. Koş, koş bakalım, koşabildiğin kadar hızlı koş. Fırıncı küreği, oyuncak ayı, kardan adam, yılbaşı şekeri ve parlak yıldız bile bizi yakalayamadı. Çünkü biz zencefilli kurabiyeleriz. Bir yılbaşı günü insanlar sokaklarda telaş içinde yürüyor, bir yerlere yetişmeye çalışıyormuş. Cimri ve huysuz bir adam olan Bay Var Yemez iş yerinde pencereden dışarı bakmış. Ne kadar anlamsız! Bir sürü insan bu soğukta dışarıda dolaşıyor. Yılbaşı gününü hiç sevmiyorum. Var Yemez masasına oturmuş. Kendisine borcu olan insanların listesini kontrol etmeye başlamış. Yardımcısı yanına gelmiş. Biraz çekinerek sormuş. Şey efendim, bugün biraz erken çıkabilir miyim? Biliyorsunuz bugün yılbaşı. Oğluma bir hediye almam gerekli. Hayır efendim, tabii ki çıkamazsın. Hediyeymiş. Ne saçma. Hem önceden alsaydın hediyeni. Son güne niye bıraktın? Yardımcısı üzülerek işinin başına dönmüş. Bu sırada kapı çalmış. Var Yemez'in kendisi gibi huysuz olan köpeği kapıya havlamış. Bay Var Yemez'in yardımcısı kapıyı açmış. Küçük yeğeni Var Yemez amcasını ziyarete gelmiş. Onu akşamki yılbaşı yemeğine davet etmiş. Fakat Bay Var Yemez yılbaşını sevmediğini ve yılbaşı kutlamanın gereksiz olduğunu söyleyerek yeğeninin teklifini her zamanki gibi reddetmiş. Yeğeni çıktıktan bir süre sonra kapı tekrar çalmış. Öf, yine ne var? Rahat bırakın da çalışayım. Bu kez içeri iki adam girmiş. Var Yemez'den yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için yardım parası istemişler. Ancak Var Yemez para vermeyi reddetmiş. Hadi kardeşim hadi, başka kapıya. Benim sokağa atacak param yok. Adamlar çok üzülerek dışarı çıkmışlar. O günün akşamı Var Yemez evine dönmüş. Pijamalarını giymiş, koltuğuna oturmuş. Ve işte o zaman evinde
garip olaylar olmaya başlamış. Pencereler, kapılar sarsılıyor, evin duvarlarından uğultular, korkutucu sesler geliyormuş. Köpek yine havlamaya başlamış. Var yemez, önce bunu pek umursamamış. Fakat birdenbire karşısında bir hayalet belirmiş. Var yemez, hayatında ilk kez bu kadar korkuyormuş. Bu hayalet Var Yemez'in yakın zamanda ölen iş arkadaşıymış. Var Yemez korkusundan güçlükle konuşabilmiş. Sen nasıl olur? Ama sen öldün. Git buradan. Rahat bırak beni. Ben bir şey yapmadım. Hayaletin elleri ve ayakları zincirlerle bağlıymış. Dünyadaki açgözlülüğü ve bencilliğinden dolayı uçlarına demir ağırlıklar bağlanmış zincirlerle dolaşmakla cezalandırıldığını Var Yemez'e söylemiş. Var Yemez'i kendi yaptığı bu hataya düşmemesi için uyarmış. Sen kendi işine bak. Karışma bana. Öldün gittin işte. Peki o halde. Ben sadece seni uyarmak istedim. Seni 3 ayrı hayalet ziyaret edecek. Bunlardan biri sana geçmişini, diğeri şimdiki zamanı ve sonuncusuysa geleceğini gösterecek. Bay Var Yemez bu olanlar hiç olmamış gibi davranmış ve yatağına yatmış. Biraz sonra parlak bir ışık yüzüne vurmuş. Bay Var Yemez uyandığında yanında çocuğa benzeyen geçmiş yılbaşının hayaletini görmüş. Var Yemez şaşkın bir şekilde hayalete baka kalmış. Merhaba. Şimdi seninle birlikte geçmişe bir yolculuk yapacağız. Ne oluyor? İmdat! Hayalet Var Yemez'i çocukluk yıllarına götürmüş. Bay Var Yemez'in çocukluk hali karşısındaymış. Arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesindeki kocaman bir çam ağacını yılbaşı ağacı gibi süslüyormuş. Çocuklar çok eğleniyormuş. Çocuk Var Yemez'in mutlu olduğu her halinden belliymiş. Hayalet sonrasında ilk gençlik yıllarında yanında çalıştığı patronunun evine götürmüş onu. Patronu ve ailesiyle birlikte mutlu bir yılbaşı akşamı geçiriyorlarmış. Var Yemez'in karısı da yanındaymış. Birlikte çok eğleniyor ve dans ediyorlarmış. Hayalet son olarak Var Yemez'i yine geçmişte ama biraz daha ileriki yıllarda bir yılbaşı gecesine götürmüş. Karısı ağlıyormuş karşısında. Eskiden çok mutlu günlerimiz vardı. Beni çok seviyordun ve önemsiyordun. Şimdi ise parayı seviyorsun. Artık hayatında bana yer yok. Ayrılmamız en doğrusu. Var Yemez bunları görünce dayanamamış ve hemen hayaletten kendisini geri götürmesini istemiş. Bir anda kendini evde bulmuş. Bu kez bir dev büyüklüğünde yeşil renkteki ikinci hayalet belirmiş karşısında. Bay Var Yemez bu kez daha çok korkmuş. Bu şimdiki zamanın yılbaşı hayaletiymiş. Gel bakalım benimle. Bu yılbaşı gecesi neler oluyor seninle biraz izleyelim. Var Yemez itiraz bile etmeye fırsat bulamadan kendisini yardımcısının evinde bulmuş. Fakir yardımcısının evinde basit bir sofra kuruluymuş. Ailedeki herkesin kendisinden nefret ettiğini düşünüyormuş Bay Var Yemez. Fakat düşündüğü gibi olmadığını görmüş. Yardımcısı ayağa kalkmış ve konuşmaya başlamış. Bana kendisiyle çalışma imkanı verdiği ve maaşımı ödediği için patronum Bay Var Yemez'e teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel yılbaşı yemeğini onun sayesinde yiyebiliyoruz. Var Yemez, yardımcısını her fırsatta terslemesine rağmen onun kendisine teşekkür etmesine çok şaşırmış. Sonra yardımcısının hasta çocuğunu fark etmiş. Çocuk masanın baş köşesinde tekerlekli sandalyede oturuyormuş. Çok zayıf ve bitkin görünüyormuş. Var Yemez çocuğun bu haline çok üzülmüş. Bu çocuk çok hasta. Pek fazla zamanı kalmadı. Var Yemez'in üzüntüsü bunu duyunca daha da artmış. Daha sonra hayalet onu
yeğeninin evine götürmüş. Tüm ailesi yemek masasında eğlenerek yemek yiyormuş. Masada onun için boş bir sandalye bile varmış. Keşke amcam da şimdi burada bizimle olsaydı. Var yemez bunu hiç beklemiyormuş. Tüm ailesinin kendisinden nefret ettiğini düşünürmüş hep. Sonrasında Hayalet kendisinin ölüm vaktinin geldiğini söylemiş ve büyük ceketinin altında duran zayıf ve korkunç suratlı iki tane çocuğu göstermiş. Bunlar bir kız, bir de oğlan çocuğuymuş. Ama çocuktan çok yaşlı birer iskeleti andırıyorlarmış. Bu çocuklara dikkat et. Bunlar ilgisizlik ve arzudur. Ölüm vakti geldiğinde özellikle oğlan çocuğuna dikkat et. Yeşil dev Hayalet de kaybolmuş. Var yemez, Yeşil Hayalet'in ne demek istediğini tam olarak anlamamış tabii. Tam o sırada saatin sesiyle irkilmiş. Saat tam 12'yi gösteriyormuş. Var yemezin karşısında karanlık, daha korkutucu bir hayalet belirmiş bu kez. Bu gelecek zamanın hayaletiymiş. Var yemezi kendi ölüm zamanına götürmüş. Bir mezarlıkta Bay Varyemez'in mezarı başında toplanmış insanlar. Varyemez mezar taşında kendi resmini görünce şok olmuş. Ölümünden sonra insanların onun hakkında kötü şeyler söylediğini ve o gittikten sonra çok rahatladıklarını söylüyorlarmış kendi aralarında. Yıllar içinde Varyemez daha da kötü biri olduğunu ve insanların artık onu sevmediklerini anlamış o an. Ona borcu olanların onun ölümünden mutlu olduğunu görmüş. Yardımcısının hasta oğlunun mezarını görmüş sonra. Kendi mezarının aksine çocuğun mezarı çiçeklerle süslüymüş. Bu gördüklerine daha fazla dayanamamış. Hayaletten kendini geri götürmesini istemiş. Lütfen beni geri götür. Şimdi anlıyorum. Yaşamımı değiştireceğim. Eskisi gibi cimri ve kaba bir insan olmayacağım. Söz veriyorum. Bir anda kendini evde bulmuş. Saat henüz 12'yi göstermiyormuş. Köpeği yanı başında havlamaya başlamış. Var yemez aynı güne geri döndüğünü anlamış. Bir şeyleri düzeltmek için hala zamanı varmış. Sevinç içinde sokağa fırlamış. Önce bir kasaba uğramış. Büyükçe bir hindi almış ve kasaptan bu hindiyi yardımcısının evine götürmesini istemiş. Sonra bir oyuncak satın almış, aynı şekilde onun da yardımcısının hasta oğluna verilmesini istemiş. Sonrasında koşarak kardeşinin evine gitmiş. Yeğeninin davet ettiği akşam yemeğine katılmış. O akşam hep beraber mutlu bir yılbaşı gecesi geçirmişler. İlerleyen zamanlarda yardımcısının oğlunun tedavi edilmesini sağlamış. Ona kendi oğlu gibi davranmış. Yoksullara yardım etmiş. Etrafındakilerle iyi geçinmiş ve onlara sıcakkanlı davranmış. O artık eskisi gibi kaba, bencil, cimri biri değilmiş. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış.